Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Null Machine'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ve aslında bölüm arası çok fazla zaman geçmedi. Kendime bir adet Metal Press yapmaya karar verdim. Evet, Steel Scaffolding'ler. Gelin bakalım. Redstone Engineering Block. Gel bakalım. Sonra Naden. Piston aşağıya bakacak. Senin gününü bununla değiştirebiliyorduk değil mi? Tamamdır. Nasıl yaptın? Sonrasında üstte Heavy Engineering Block. Ve yanlara Conveyor Belt. Tahmin edeyim. Immersive'in wall mount'u havada duramıyor. Hangi wall mount'u? Evet, duramıyor. Okey. Ve hammer'ımızı alıp toparlamakla uğraşmayalım. Valla! Engineering press'imiz hazır. Ve buna enerji vermemiz lazım. Şimdi gel bakalım. Sonra sen bak, gel bakalım. Tamamdır. Olmuş olması lazım bunun. Şimdi bunun içine bir deneme yapalım. Nasıl atıyorduk itemları buna? Level'ın var mı Ensar? Gel gel. Evet, enerjimizi alıyor mu bu? Dur, bir şey deneyeyim. Chest deneyelim. Bu arada şu senin villager'lar kanser etti beni. Nasıl rahat abi? Üşeniyorum. Oho. O zaman şikayet etmeyeceğim. Neredesin? Ensar gelir misin? Sen ya. Bu arada muhtemelen şu an bunun nasıl işlediğini bilen izleyiciler bana yarım saat küfür ediyor olabilir. Şurada hata yaptın diyerekten de. Ha, dur. Bunları bassana hep. Tek ikisine de bas. Gerekiyordu buna benim, değil mi? Birisi gelip bize muffler yapsın. Thank you. Gönül yok galiba. Aynen yok. Bunun ayakkabısı olacak bizde. Tamam, var da benim o. Steel plate. Sana da yapacağım. Şurada yapalım. 4 tane steel plate oldursun. 2 tane vardı bu ayakkabıdan. Diğeri nerede? Bende. Verecek misin onları? Al, bunun enerjisini doldursun. Bana ne? Al, bunun enerjisini doldursun. Köfte, o nasıl çalışıyor? İşte onu çözmeye çalışıyorum şu an. Ha, okay. Immersive Events şu an seninle beraber öğreniyorum ya. Ama Immersive'in kablo sistemini cidden sevdim. RF bitmiş. Ne güzel. Capacitor Bank. Şimdi şunlar gelsin, sen gel. Valla. Kapırım var mı benim? Hayır, yok. Tamamdır, artık var. Tamamdır, artık bu çalışması lazım. Bizim bu Quartz Grindstone'a hala ihtiyacımız var mı? Hayır, yok. Kırdım. Tamamdır.
buna itemleri nasıl atıyoruz? Abi sana güç yukarıdan gelecekmiş. Güç içinde diyecekmişiz yukarıdan. Ha tamam şimdi olmaya başladı. Evet. Random item chest'imiz var mı? Boş bir tane chest bulursan o. Ha. Gerçi bunlar değil o kadar. Evet. on at. Gel. Geldim. Biz bir tane daha chest alalım belki olur. Chest'ten otomatik çeker. Çekmezse başka bir yöntem deneyeceğiz. Gel bakalım. Aa biz wooden storage crate kullansak ya. Şey için. Yok çekmiyormuş. Evet storage crate değil de. Ha, gel. Yok random itemler için ya. Al şimdi. Al şu copper'ları. Aldım. Şu üstünde durduğum conveyor'a at tek tek. Güzel. Nasıl? Gayet iyi. Dur bakayım. Tamam. Şöyle. Tamam köfte. 2 saniye var bana. Makinesini yapıyorum. Neyin? Bekle sen. Ya boşuna toplamadık o kadar. Salak itemleri. Şimdi şu... Neyse çöp. Ama dursun. Çok çöp. Bir saniye conveyor ver. Dropping conveyor. Neyse bakarız buna daha sonradan. Sen dropping conveyor olabilir aradığım şey. Bir bakalım. Tamam hallettim. Ha. O da mantıklı bir seçenek. Aa dur bu yanlış oldu yalnız. Ne gibi? Okey. Şu an tamam. Dur. Bu arada ben şu makineyi bir kıracağım. Çünkü neden? Çünkü bunu ben yer seviyesinde istiyorum artık. Bu arada biz bu makineyi başka bir yere mi yapsak? Çünkü burası çok sıkışıyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani geçici olarak buraya koyalım da sonradan bir bina yaparız. Aa, buna, fabrika yaparız. Şimdi de heavy engineering block. Multi block. Ha. Dedim ya multiblock diye. Yok hiç yapılırken görmemiştim de. Çok hoş. Bundan çıkan itemlar otomatik toplanıyor mu? Evet. Ha iyi. Şu drop için farklı bir sistem düşünüyorum ben.
Ha bir de dur. Neredeydin sen? Ha. Connector. Abi gayet güzel çalışıyor ya. Frekansını ayarlayabiliyoruz. Chest'e de bağlayabiliyoruz. Gayet tatlı. Hani epey legit bir sistem. Kalıbım nerede benim? Kalıbımı kaybettim. Evet, kalıbımı kaybettim. Neyse, yeni kalıp yaparız. Acaba onun içine tavuk falan atsak geçerken bir şey yapar mı? Hiç sanmıyorum. Abi öyle easter egg olsa ne güzel olur. Ne yapabilir? Bilmem. Tamam, yolmadan da olmaz. Ha bu arada conveyor belt'ler hakkında sana bir şey göstermem lazım. Hı. Gel. Üstünde dur. Bütün entitiler? Evet, bütün entitiler. Güzel. Gerçi bu başka en az 3-5 modda daha var. Ama bundaki en otantik görünüşlü bence. Hmm. Yani. Tamamdır. Immersive ile bugünlük maceralarımız bu kadar. Daha sonradan daha güzel bir inceledikten sonra Immersive'e daha fazla bulaşacağız. Ancak şimdilik bizim neye ihtiyacımız var? Mat, biz hangi moda girişiyorduk? Dropping mekanizmasını koysak Botanya. O kadar şey oldu. Gel, 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 gel. Ama... Immersive... Şimdi, crafting table lazım bize değil mi? Dur, hemen şak, dur. Yanında mı var? Ha. Tak. Budur. Evet. Gördüğümüz şekil bize bayağı lazım olan bir şey. Hatta seni şöyle koyalım. Dur. Şurası iyiydi. Şimdi bana başka... Yok, bu gene içmesinme de. Tamam, bu iyi. Şimdi bize başka ne lazım? Bu arada F7 için bir de bir overlay modu daha var. Onu da yükleyebilirsin. Sonraki sürüme ekleyeceğim onu. Nedir? More overlays. Hmm. Yani bence gayet açıklayıcı bir isim. Başka neler ekliyor diye sorayım o zaman. F7 ve F9'u ekliyor. F9. Chunk sınırlarını gösteriyor. Hmm. Güzel. Feed the Beast'o vardı sanki. NEI'de vardı gene. Ha. Şimdi bize ne lazım? Sudan mı mana üretelim yoksa ateşten mi? İkisi de. Ateşten için pardon. Yakacaktan mı? Şimdilik bir suyu gösterelim önceki seriyi. Şimdi bana ne lazım? Cyan değil de galiba. Evet, Cyan'mış. 1, 2. Evet, şimdi gel gelelim kovamız. Onat gel kalanını, dur. Bir tanesini daha ben craft edeceğim. Kalanını sen craft et. Okay. İki cyan, iki blue. Bir de klavyeyle tecavüze giren birileri. Doğukan.
Doğukan! Abi benden ses mi geliyor? Evet, klavye tecavüzü sesleri. Hallediyorum. Orkan. Efendim. Bak şeye. Terminale baksana mı, ne var orada? Bakıyorum, hiçbir şey yok. Aklını görüyor musun? Ha, şimdi gördüm. Yani buna mı harcadın şimdi benim? O kadar Biraz da glass'a ihtiyacımız olacak. Yap biraz da bedava. 4 var değil mi sende? Var. Tamamdır. Alır. Evet. Kapır işe yarar bir madendir. Dın 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 dın. Sen bir şey mi yapıyordun? Ben de sandım daha önceden koyduğun itemlarla yaptım. Aa dur, bunları neden şimdi... Benimkilerle yaptım. Bunları birazdan koyacağız. Çünkü onda bunlardan önce benim bir tane bir Zamazingo yapmam lazım. Doğru, konumdur şimdi şunlar. Tamam o şey, kafandakinden yaptın mı? Yapmadım. Ben sen ne dedim? Git. Şey bul. Obsidian. Evet. Tabii ki de Gold'a da ihtiyacım olacak. Yay. Gold. Sonra gel bakalım. Ve ilk mana spreader'ımız hazır. Köfte ne haber? İyidir, senden ne haber? Evet, takılıyoruz. Yeni arkadaşlar edinmişsin. Aynen. Artık yoklar. Aynen. Çoğu arkadaşlığın da zaten böyle bitmiyor muydu senin? Ne yapayım? Bu arada Wand'ın ne renk olsun? Ne var? Valla 16 renkten 2 tanesini seçebiliriz. 2 tanesini seç. O 2 rengi de barındırabiliyor. Sen seç bana bir şeyler. Tamamdır. Sürpriz olsun diyorsun yani. Diyorsun ki tırmala beni, kaşı beni. Aynen öyle. Tamamdır. Unutmadan ben şunları bir yerleştireyim. Ondan sonra Wand'ı yerleştirelim. Wand'ı yapayım çünkü envanterim doldu. Bir de biraz glass'a ihtiyacımız olacak. Ben biraz yapmıştım yani. Tamamdır. Seninki kırmızı, benimki mor. Okey. Neredesin sevgili Onat? Buyur. Wand'ın. Oo. Sağ olasın. Wand of the şimdi Forest. Şimdi bunu ne yapıyoruz? He? Bunu şimdi bitmiş... ne yapıyoruz? Ha, onunla mesela çiçeklerin üstüne dur. Şu mana spreader'ın parladığını göreceksin. Bunun anlamı bu çiçekler bu mana spreader'a bağlı. Mana spreader'ın üstüne durduğunda da şu mana pool'a parlıyor. Bunun anlamı da o mana spreader mana pool'a manasını atıyor. Şimdi. Glass, glass, glass. Jump. Hocam. Güzel. Bolca glass. Yap diyoruz, yap. Evet. Glass'ımız da hazır. Oo, dur. Aslında dur. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Şimdi fark ettim. Son anda fark ettim. Bu arada 10 milyonla 25 milyon birleşmemiş. Diyorum. Takmadım çünkü daha onu. Tamam şimdi. Ne yapıyorsunuz? 10 milyon dolsun. Alo. Alo.
Endgame'ciler. Evet. Enerjiyle mi uğraşıyorsunuz? Evet. Eksi 10.000 RF. Neyse güzeldi. Jetpack'i mi doldurdum? Bir tane de tier 1 rica edeceğim senden. Kendine peki enerjiyi şu an neyle üretmeye çalışıyorsun? Yap kolay. Evet enerjiyi neyle üretmeye çalışıyorsunuz? Ha burada. Love. Onat mana üretimimiz başladı. Oo güzel. Gel gel. Abi 5 dakika sonra kapatıp love'ı nerfleyip geri açsak. Olabilir. Crafting terminalimiz var lütfen ulaşamayız sonra. Ha şey. Şu hydro and gas yanlarındaki su blokları yiyerek mana üretiyorlar. Çok az bir mana üretiyorlar. İnanılmaz az mana üretiyorlar. Ancak bedava. Pasif olarak sürekli üretiyorlar. Bedava. Güzel. Bunun yanı sıra birazdan benim favorime de girişeceğiz. Tabii onun için bir tane daha mana spreader yapmamız lazım. Bu mana spreader'ı sana craft ettireyim. Bunu bir küçük yapsak, ha senkronize olursa suyu kaybedebiliriz. Aynen. Onat gel. Ama 3'e 2 yapsak. Onat gel 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 gel. Doğru galiba. Geldim. Bana bir tane mana spreader yap. Ben de kendime. End of flame yapayım. 2 brown, light, gray ve red. Evet ve seedlerimizin envanterindeymiş tamam. Ve bu şekilde daha fazla çiçek üretiyoruz. End of flame'lerim de hazır. Ne yapıyorsun? Living wood. Living wood'umuz tamam, var yeterince. Görmedim. Neyse bulunsun. Aynen. Gerekecek. Bayağı bir gerekecek hem de. Ben de end of flame'lerle yakacağımız şeyi getireyim. Şimdi sevgili. Tamam mana spreader'ı ne yapıyoruz? Mana spreader'ı. Dur onu göstereceğim birazdan. Bu arada fortune vardı sende değil mi? Kitap var. Evde bir yerde. Heh, dur gel. Gel gel gel. Şimdi bunları sana yerleştireceğim. Şimdi gel. Şuraya. Daha sonra şuraya ya da şuraya mana spreader koy. Şuraya mı? Aynen koy. Tamamdır. Şimdi Wand of the Forest'ı al. Bunun mana yönü fark ediyor şey, mu? Wand of the Forest'ını al. Shift sağ tıkla. Sonra mana pool'a shift sağ tıkla. Güzel. Şimdi gel şu arkaya, şuraya 4 tane end of flame'i yerleştir. Herhangi bir düzen lazım değil. Direkt yan yana koy. Yetişiyor mu böyle? Yetişiyor. Tamamdır. Dördü de buna bağlı. Bağlı olmasaydı gene aynı şekilde buna bağlıyorduk. Şimdi. Dur gel gel gel. Bunu biraz uzaktan yapmamız lazım. Çünkü diğer türlü alacak. Al şu kol kokları. Mana spreader şey şu end of flame'lerin yanına gel ve at. Direkt ortaya atsan da olur. Bu arada yakacak şeyin ne yanma süresine göre ürettikleri mana süresi değişiyor. Güzel. Yani şu an bayağı ama mesela love
kovası gibi geri dönüşte bir şey veren bir şey yakamıyorsun. Ve mana üretmeye başladık bu şekilde. Dur biz kol kopları yeniledik mi? Evet. Yenileyeceğim çünkü ama önce kolları işlememiz lazım. Fortune 3. Ne yapalım, basalım mı? Olabilir. Ya da crusher Harbi. Yapabilirim ben. O da olabilir. Yani crusher yapayım ben. Ben o zaman... Fortune 3'ü neye kullanacağız? Elinde sonunda bir şey kullanacağız. Yani kullanacağız. Bayağı bir şeyi. Neye kullanırsak faydası olur en ya. Çok. Aslında Fortune 3'lü bir mana steel pickaxe yapabiliriz şu an. Şu an. Evet şu an. Hemen şimdi. Ben de gidip wither keseyim bari. Gel. Sana bir şey vereceğim. Gel. Al şu iron'ları. Mana pool'umuzun oraya gel. Mana pool'un içine at. Hepsini. Ha. Oo ne güzel. 3 tane mana steel ingot'un oldu. Şimdi gel. Living wood'ları al. 4 tane living wood'u al. Stick yapar gibi yerleştir. Sonra normal pickaxe. Demeden tahmin ettim. Doğru çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Buna steel pickaxe'in var. Nice. Ancak bunu şu an normal kullanmayalım. Bu şeyi mana ile şarj ediyoruz. Bunun için tabii ki de mana tablet lazım. Fortune basayım mı? What? Yani Fortune bas buna. Şimdi Diamond'ımız gelsin bir tane. Geç dur. Mana tablet yapmayalım şimdi. Evet. Drawer'ların burada ne işi var? Hah, bunları koymuşsun. Abi çıldırıyordum. Dedim. Böyle iş olmaz. Olamaz. Öldürdükten sonra öldüm. Ne güzel. Neyi? Wither'ı. Wither. Rack. GG. Neyse öldü en azından. Evet şimdi. Evet orada bir envil sesi duydum. İsim de vereyim mi? Yok. Daha sonra evet, hallederiz. Level artamıyorum. Fortune 3. Tamamdır. Şimdi bunu nasıl şarj ediyoruz? Bu şarjsız geliyor. Yok onu şarj etmeyi. Şu an yapacak kadar manamız yok. Şu an sadece manamızın birikmesini bekleyeceğiz. Ölçeklendirelim. Nasıl? Ha, evet, ölçeklendirebiliriz bu sistemi. Aa dur, nasıl? Yapabileceğimiz başka bir şey geldi aklıma. Shears'ım nerede benim? Elimde. Gel. Hızlıca çok güzel bir şey göstereceğim. Botanya'da çok sevdiğim bir muhabbet. Şimdi. Gel onat. Dur. 4 tane daha lazım. Pardon 2 tane daha lazımmış. 2 tane var bende. Var. Neyse. Sonra dur. Bunları alıyoruz. What? Lag girdi bana. Tamamdır. 12 tane. Sales. Aynen. Bana da 5 tane. Şimdi bunlar 4. Aa glowstone lazım. 24 tane glowstone lazım şu an bize. Evde var. Var. Aldım. Şimdi rastgele lime flower'dan bayağı bir var. Gel. Onat neredesin?
Bir dakika, envanterimi kontrol altına almaya çalışıyorum. Şu an sana bir şey göstermeye çalışıyoruz. Geldim. Gel gel. Şimdi ilk olarak şu crafting table'da Glimmering Lime Flower'ı görüyorsun değil mi? Hı hı. Bunlar bu arada ışık saçıyor bu şekilde. Hı. Ama bunları güzel. Asıl ne yapacağız? Şu crafting table'da bir adet pasture seed, ortada 4 ve dur. Ha tamam. Floating Lime Flower elde ediyoruz değil mi? Hı hı. Ha, bu floating'in resipileri sabit mi? Evet. Ve bunu dirt'ün yani. Üstüne koymana gerek yok. Herhangi bir yere koyabiliyorsun. Ve şimdi asıl güzelliği göstereceğim. Şunu bir devre dışı bırakalım şimdilik. Aa, bunlar stacklenmiyor. Evet. Manaya maruz kaldıktan sonra steklenmiyorlar. O sendeki 6 tanesinde 2. 2 mi? Ha doğru. Doğru. Tamam dur. Ver bana. Ups. Dur, o zaman ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Nedir? Tinker's Clear Glass otomatik makine. Mantıklı. Bu arada basitçe... Seyit taçımız köfte sende var. Evet, bende var. Ama uğraşmak istiyor muyuz onunla? Valla ben silk touch kullanıyorum. Direkt ana pikeksim her daim benim silk touch. Abi bende yok. Bana lazım. Evet ve bu şekilde katlar dizebiliriz. Hatta bölüm arası ben dizeceğim. Ve bir adet crusher craft edeceğim malzemeleri de. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.